Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Mart, saat 11. Bugün birazcık geç açıyorum videoyu. Çünkü biz kalktık, bebekler kalktı, kahvaltı yaptık. Bugün şu anda yani herkes uyanık, bebekler de uyanık. Ama ben bebeklerle ilgilenmeden önce kahve yaptım, onun üstüne de krema yaptım, onu hazırlayacağım. Tam o anda başladım videoya. Biz geçen haftalarda şurup aldık. Ben hep merak ediyordum. Şuruplar nasıl olur işte kahvede falan diye. Aslında espresso bazlı kahvelerde daha güzel oluyor biliyorum. Ama bizde şu an filtre kahve var. Biri şu karamel aromalı şurup. Bir de bu. Bu da beyaz çikolatalı. İkisinin markası farklı. Ben hani bilerek almadım. Şunun bir sürü çeşidi vardı. Beyaz çikolata bunda daha çok hoşuma gitti görünüş olarak. Bu markanın başka yoktu ben görmedim. Biz daha çok beyaz çikolatalıyı beğendik. Karamelli daha çok böyle şeker koymuşsun gibi oluyor. Ama karamellinin markasından bir sürü çeşit vardı. Onun fındık aromalı şurubunu da almayı düşünüyorum. Çünkü fındıklı kahvede çok severim ben. Bir dahaki gittiğimizde. Bu arada bunları Metro Market'ten aldık. Biliyorsunuzdur. Orada böyle bir sürü çeşit var. Böyle bir reyon şeklinde. Naneden işte vanilyaya vesaire birçok çeşit var. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar koydum ikisine de. Muhammed'e de bana da beyaz çikolatalı yapıyorum. Bakayım 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 ne var burada. Bak 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 bak. Buraya ne düşmüş? Bak 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 bak. Evet, ben daha kahvemin yarısındayken çocuklar uyudular. Harika zamanlama. Mehmet arkada oyun oynuyor. Ben de dinlenip birazcık kahve içeceğim. Bir de internetten... Ben Muhammed, çocuklarım Ege ve Bora şu anda uyuyor. Kanalda yalnızız. Evet, ben de bu arada kahvemi içerken hızlıca internetten çay makinesi bakacağım, çaycı bakacağım. Birazdan yani gidip almayı düşünüyoruz. Bizimkisi bozuldu. Bir süredir de çaydanlıkta su ısıtarak idare ediyoruz. Bayağı zor. Çok alışmışım yani. Her evde var zaten yani artık çaycı olmadan, kettle olmadan kimse düzenini döndüremiyor mutfakta. Şey arasında kaldım. Ağır çelikle tefal arasında kaldım. Bir tanesi çok büyük bir X-Large'tı. Ben de internetten yani Trendyol'dan değil de gidip görmek istiyorum açıkçası. Öyle almak istedim. Öyle. Çocukların çamaşırlarını yıkadım. Ama bir türlü kurutmaya atamadım. Şimdi onları alacağım. Bu arada çamaşırları hani alırken aklıma geldi. Size kullandığım deterjanı tekrar göstereceğim. Çünkü memnunum. Belki diğer videoları izlememiş olabilirsiniz. Şunu kullanıyorum. Green Clean'in çamaşır deterjanı. Memnunum. Çok güzel kokuyor. Yani gerçekten tam bir bebek kokusu. Ondan memnun kaldıktan sonra bir de şunu aldım. Bu da leke çıkarıcısı. Yani lekenin üstüne döküp bekletmiyorum. Yani o kadar çok çamaşır var ki onunla uğraşamıyorum açıkçası. Ama deterjan gözüne biraz ekliyorum. Ve bence işe yarıyor. Yani ondan sonra lekeler çıkmaya başladı. Sadece şöyle farklı bir şey yapıyorum. Bazen yani arada bir ağız bezlerini normal bizim deterjanımızla yıkıyorum. Ondan sonra hani bebek deterjanına geçiyorum. Çünkü ağız bezlerinde bazen fazla leke olabiliyor. Onun dışında deterjandan da leke çıkarıcıdan da gayet memnunum. İçeriği de çok temizdi zaten. Hani önceki kriterim, ilk kriterim oydu. Ona göre seçmiştim. Gayet güzel. Çıktık. Daha yeni çıktık. Arabayı bulduk. Yol kapalı. Yol saçmalığa bak. Yol mu? Evet. Nereden çıkacağız peki biz? Aha şok. Çocukları da mı götürsek yoksa evde mi bıraksak diye çok kararsız kaldık. Ben kararsız kaldım daha doğrusu. Muhammed götürelim dedi. Ama sonra evde bıraktık. Çünkü şey benim çok fazla başım ağrıyor. Başka kamerayı kapatıyorsun. Pardon. Çünkü benim çok fazla başım ağrıyor.
iletişime rağmen geçmedi. O yüzden açılmıyor mu? Ha şu burada da yolun ortasına, şu iki araba yolun ortasına bırakmış. Geçemiyorum. Benim çok fazla başım ağrıyordu. O yüzden gidip alıp geleceğiz. Fazla oyalanmayacağız. Eğer yarın iyi hissedersem yarın böyle birlikte çıkarız. Tekrar bugün de parka gitme planım vardı ve sanırım yine iptal oldu. Tam emin değilim ama. Başka bir şey daha söyleyecektim ben. Ne söyleyeceğimi unuttum. Çıkmadan çocuklara süt bırakayım dedim. Sağdım. Zaten ben çıkmadan içmeye başladılar onu. Bora bitirdi. Bora bitirdi. Tamam. Bilmiyorum hani sizde de öyle mi? Normalde hani emdiğinden biberonla içtiği normalde emdiğinden daha fazla gibi geliyor bana. Doyduklarını anlamıyor diye düşünüyorum. Ama çok da fazla yapabileceğim bir şey olmuyor. Çünkü diğer türlü doymuyor gibi davranıyorlar. Daha fazla süt içiyorlar biberonla. Bu tam çözemediğim bir konu. Ama çok nadir biberonla verdiğim için de fazla takılmıyorum. Eğer neden böyle, nasıl çözülür diye öğrenirsem sonraki videolarda size de anlatırım. Evet, biz dönüş yolundayız. Aslında ikinci kez dönüş yolundayız. Çünkü AVM'de gezerken ne alacağımıza karar verdik. Ama Trendyol'a daha uygundu ve çıktık yola. Sonra ben internette bakarken aslında başka bir modelin, seçtiğimiz markanın başka bir modelinin daha uygun olduğunu gördüm. Öyle olunca AVM'ye geri döndük. Haliyle işler bir tık daha uzamış oldu. En son aldık ama Jumbo'da aldık. Jumbo mağazasından Homand marka aldık. Ben ona internette bakmıştım. Bir şey mi diyeceksin? Ben ona internette bakmıştım. Şöyle 3 tane ayarı var. Biri klasik demlemek için su kaynatma ayarı. Bir bitki çayı ayarı. Yani kaynatıyor sonra 80 dereceye getiriyor. Bir de mama ayarı bebekler için. Kaynatıyor tekrar 40 dereceye indiriyor ve 40 derecede tutuyor. Bizim için açıkçası cazip olan kısmı buydu. Ben aslında Tefal'de de baktım. Tefal'inkin demliği çok büyüktü. O cazip gelmişti ama zaten hani uzun bir süre bu biberon mama konusu bizim için gündem olacak. Dedik hani işimizi kolaylaştırsın. Çünkü suyu kaynattıktan sonra ılıtma konusu biraz sıkıntılı oluyor. Bebekler zaten acıkmış oluyorlar. Ağlıyor oluyorlar. Biraz stresli bir an oluyor. O yüzden bu büyük kolaylık sağlar diye düşündük. Bir de şey hoşuma gitti. Konuşuyor. Evet konuşuyor. Konuşan çay makinesi diye geçiyor. Ben eve gidince kutudan gösteririm zaten. Bu konuşan bir makinemiz var. Bu anda zaten her şey konuşuyor evde. bu anlattıklarımı anlatmaya vaktim olmaz diye yolda hani bahsetmek istedim. Şöyle ne diyecektim mi? Bir de demliğin içindeki süzgeç bayağı geniş. Ben beğendim. İnşallah kullanımı da güzeldir. Evet. Uzun zamandır çıkmamıştık dışarıya. Evet, şimdi size hızlıca aldığımız ürünü göstereceğim. Ürün Homand 1125H modeli. Şu model. Rengi şöyle. Rengi bayağı güzel. Mat. Bahsettiğim süzgeç. Şimdi şöyle göstereyim. Şu şekilde. Neredeyse demlik boyutunda. Kocaman bir de. Onun dışında altı şu şekilde. Şöyle kısmı var. Bir dakika tersten söylemedim. Klasik çay ayarı var 100 derece. Bitki çayı ayarı var 80 derece. Ve biberon ayarı var 40 derece. Şu kısım bence bayağı kullanışlı. Beğendim. Güzel yani. Şu şekil. Güzel. Şık. Ton balıklı makarna yapıyorum. Neredeyse oldu. Sonradan aklıma geldi. Keşke anlatarak yapsaydım. Şurada domates ve salça soslu ton balığı var. Bu sosu. Burada da makarnayı haşlıyorum. Bu makarnayla alıştık biz. Üniversiteden kalan bir alışkanlık. Şunu nasıl yaptığımı da açıklamaya yazarım. Ya da bir sonraki yaptığımda video çekerek gösteririm. Çünkü çok sevdiğimiz bir tarif. Sizi de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir görüntü daha tam karıştırmadım.
evde bir anda farklı dengeler oldu. Temizlik yapmaya karar verdik, robotu çalıştırdık. Sonra Bora'yı ana kucağına koyunca ana kucağında uyuyakaldı. Ege de az önce Muhammed'in kucağında uyudu. Onları yatırdık. Aşkının saat 6.30. Bilmiyorum, 7 gibi falan uyutmaya çalışıyoruz normalde. Belki yoruldular, sevini bilmiyorum, 6.30 uyudular ya da gece uykusuna daha başlamadılar. Bir ön uyku, normal gündüz uykularından birisi, kısa da uyuyabilirler. Zaten biraz mızırdanıyorlar. Büyük bir ihtimalle öyle olacak yani. Bugün tahminimce 9 gibi falan ancak gece uykusuna yeter. Çünkü bugün bolca uyudular. Yani çocuklar hiç enerji harcamadık ya. Ben de tam oturdum, bir şeyler içiyordum. Onu da size göstereyim dedim. Şunu içiyorum. Bu Promalt'ı biliyorsunuzdur. Bebek'te satılıyor. Yani ben başka bir yerde görmedim. Muhakkak vardır başka yerlerde de. Bu Promalt alkolsüz malt içeceği. Anne sütünü arttırdığı... Ne? Kötü bir şey mi? Bilmiyorum. Emzikle uyumaya alışması kötü bir şey mi? Soruların cevaplarını hiçbir zaman bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kimisi de sallayarak uyutuyor yani. Ne? Neyse, Promalt'a geri dönüyorum. Promalt'ı ben e-bebekte gördüm. Tek başka yerlerde de muhakkak satılıyordur ama ben bilmiyorum. Bir tek orada gördüm. Süt arttırıcı alkolsüz malt içeceği. Tadı güzel. Zaten böyle şekerli, gazlı bir içecek. Çok gazlı da değil aslında, yani böyle asitli gibi. Geçenlerde indirimdeydi. Biz bunu geçen hafta mı aldık? Ondan önceki hafta mı? 24 al 12 öde şeklinde güzel bir indirimim vardı. Tanesi sanırım 7-8 liraya falan geliyordu. Tadı da güzel. Yani madem takviye, neden olmasın? Hepsini içiyoruz. Hepsini yiyoruz. Maksat süt olsun. Bu arada makarna yaparken yine aldığımız charger'ı kullandım. Gayet güzel, hızlı ısıttım. Su ısınınca da şey diyor. Ne diyor? Suyunuz hazır, çayınızı demleyebilirsiniz. Sanırım afiyet olsun da diyor. Emin değilim. Güzel, gayet hızlı ısıttı. Şimdi de çay demledik. Çayı nasıl olacak bakalım. İlkinde çayın çok lezzetli olacağını düşünmüyorum. Çünkü o içindeki bir metalik tat bence çaya geçer. Bu arada demliği de 1 litreymiş. Ben onu fark etmedim. Evet, ben onu bilmiyordum. Diğer şeylere odaklanmakla onu görmemişim. Büyükmüş yani. Demliği de büyük olsun istiyordum. O da istediğim gibi olmuş. Durumlar böyle. Evet, ben artık dinlenme formatına geçeceğim. Öyle karar verdim. Birazdan da eğer çocuklar uyanmazsa uyurum. Daha böyle makyajımı falan sileceğim. Yorulmuşum. Çünkü sabah saat 6.30-7'den beri uyanığım zaten. Yoruldum. Bugünlük de bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.